Arkadaşlar şimdi ölçülendirmeye geçti sıra. Öncelikle izometrik ölçülendirmemizi yapalım. Bu durumda arkadaşlar öncelikle ne yapalım? İmleciğimizin simgesini isopanel komutuyla, plane komutuyla ne yapalım? Right seçeneğini, left seçeneğini aktif hale getirelim. Tarama layer'ini arkadaşlar gizleyebilirsiniz. Tabii ondan önce ölçülerini aktif hale getirip tarama değerini ne yapabilirim? Küçülteyim ve buradaki ölçülendirme kolay olsun diye arkadaşlar en öne seçeneğinden Eliminate seçeneğini kullanıyorum. Burayı arkadaşlar ölçülendiriyoruz. Buradan Continue seçeneğini kullanalım. Şu şekilde. Ve ayrıca bakalım nereler ölçülendirilmiş. Burada bir de dikey yöndeki ölçüler konulmuş. Onları da koyalım. Evet. Bunları şekilde koyalım. Bu arada buradaki çizgilerimizi seçip layer'larını değiştirelim. Çizgi tipini daha doğrusu değiştirelim. Çizgi tipi sürekli olsun. Ve arkadaşlar burayı da ölçülendirdikten sonra işlemimizi tamamlayalım. Arkadaşlar buradaki ölçüleri buradaki çizgileri paralel hale getirmek. Arkadaşlar şimdi de buradaki ölçüleri çizgilerimizi paralel hale getirmeye geldi sıra. Enonite seçmesinden buradan oblique'i tıklayarak arkadaşlar ne yapıyorum? Öncelikle buradaki çizgilerimi seçiyorum. Arkadaşlar bu çizgiler 30 derece açı olacak. Enter'lıyorum ve buradan 30 Enter yaptıktan sonra gördüğünüz gibi 30 derece şu yöne doğru paralel hale geldi. Aynı şekilde arkadaşlar oblik seçeneğini kullanıyorum buradan. Şuradaki iki ölçüyü de seçtim. Bunlar da arkadaşlar 150 büyük açıya paralel hale geldiler. Burada bir 30'luk açıya paralel hale getireceğim ölçü var. Enter'la arkadaşlar oblique'i seçiyorum. Bunu seçtikten sonra 30 Enter diyorum. Arkadaşlar ölçülendirme işini bitirdikten sonra buradan değerimizi açalım. Gördüğünüz üzere layer'ımız değerimizi de açtık. Bir eksiğimiz yok gibi görünüyor. Tabii ki diğer parçaları da arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki diğer parçalarımızın ölçülendirme işlemi için snap enter yazıyorum. İmlecimi normal düzleme paralel hale getirmek için steel enter'dan buradan standardı seçiyorum. Size enter yapıyorum. Bir daha buradaki ölçüler noktalar arasındaki ölçülerden bahsediyorum. Bunu da enterladıktan sonra buradaki snap modunu kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar ölçülendirme yapalım. Enonite'den arkadaşlar ben lineer bir ölçülendirme yapacağız. Tabi arkadaşlar bu mekanik parça olduğu için buradaki aslında yarı çap olacak. Çap simgesini girmemiz lazım. Bu işlem için arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Dimension'dan birinci nokta, ikinci noktayı seçtikten sonra ölçü çizgisini bırakmadan sağ tıklıyorum ve buradan mtext komutuna giriyorum. Mtext komutuna girdiğinizde buradaki arkadaşlar şerit menüsünden sembol kısmına tıklayarak buradan Outer'dan arkadaşlar bu da çapı simgeleyecek şunu seçebiliriz. Seç, kopyala deyip arkadaşlar bunu getirip arkadaşlar buraya kopyalıyorum. Ctrl V ile arkadaşlar ve aynısını bir daha yüklüyoruz. Yüz yazdım. Bu arada buradaki ölçüm küçük olabilir. Bunu ne yapalım arkadaşlar? 5 Enter yazıp büyüttüm. Seçtikten sonra biraz fazla büyüdü. 4 Enter yapalım.
3 yapalım. Ve bunu arkadaşlar koyu hale getirelim. Ve buradan Arial'de seçeriz. Böylelikle arkadaşlar ölçü çizgisini koymuş oldum. Aynı şekilde aynı kısmı buraya da koyuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki dairelerimizin çemberlerimize yarıçap koyalım. Dimension'dan şuradaki Enoneti seçmesinden arkadaşlar buraya tıkladıktan sonra radius'la ne yapalım? Parçalarımızı tek tek ölçülendirelim. Şu şekilde burayı ölçülendirelim. Evet. Buradaki arkadaşlar eksen çizgisinde ölçülendirelim. Ve daha ölçülendiriyorum. Ve arkadaşlar sanırım şurası kaldı. Burayı da aynı şekilde sağ tıklayarak mtext komutuyla arkadaşlar CTRL V ile ne yaptım? Bu işlemi tamamladım. Dikey yönde arkadaşlar ölçü koyalım. Evet. Şimdi de arkadaşlar continue özelliğini kullandık pratik bir şekilde. Arkadaşlar objelerimizi biraz birbirine yaklaştırabiliriz şu şekilde. Move'la yaklaştırdıktan sonra arkadaşlar şimdi artık bunun çıktı ayarları için layout ayarlarına geldi sıra.